Yine yeşil çayı alacağım. Şimdi burada bir malzemelerimizi konuşalım mı? Nelerimiz evet. var? Şimdi burada ne var? Bal kabuğu var, badem var, biraz yoğurt var ve pekmez var. Bal kabuğu, badem, yoğurt, yani pekmez. Niye böyle? Yani şimdi, ben onu hep merak ediyorum. Şimdi siz oturup akşam böyle birden hani vahiy gelmiyor size değil mi? Bal kabağı, işte biraz da içine şey koyayım, evet. Yoğurt koyayım, vahiy bir de pekmez. Geliyor. Ama araştırıyorsun. İşte yani niye, ne işe? Mesela bal kabağı ne yapıyor? Bal kabağı cildi yumuşatıyor, hassasiyetini alıyor. Pekmez deseniz yine antioksidan, üzümden yapılıyor. Aynen hanımefendiye sürdüğümüz gibi yoğurtta kalsiyum var, bademde E vitamini var, zeytinyağında da E vitamini var. Bunların hepsi birleştiği zaman cildin kuruluğunu alıyor, cildi yumuşatıyor ve porselen gibi yapıyor. Şimdi bir evde bal kabağını pişiriyorsunuz, tatlı yapıyorsunuz. Bir dilimini şöyle alın, alayım ben şuradan. Çatalla güzel bir ezeyim. Sadece haşladık bal kabağını. Evet, sadece haşladık. Haşlarken bir tane kendinizi ayırın. Değil mi? Ne kadar ucuz. Mutfağınızdaki malzemeyi hem yiyebilirsiniz hem yüzünüze sürebilirsiniz. Yıllardır hep bu bilgileri veriyorum. İnşallah yapıyorsunuzdur. Yapıyorlar muhtemelen. Güzel geri dönüşler alıyoruz biz de. Şimdi bir tatlı kaşığı pekmez koyuyorum. Bal kabağımızı evet. aldık, haşladık. Küçük bir parçayı alıp ezdik. Bir tatlı pekmez. Kaşığı zeytinyağı koydum. Ve zeytinyağı birer tatlı kaşığı. Evet. Ondan sonra yoğurtu şöyle koyayım kirlenmesin. Bir tatlı kaşığı da yoğurt koyuyorum. Pekmez, mesela zeytinyağı mesela ve yoğurt. Bunu yaptığınız zaman kesinlikle boynunuzu asla ihmal etmeyin. Çünkü bu cilt çok önemli. Sadece yüzümüz değil, dekoltemize kadar indirebiliriz. Hiçbir sakıncası yoktur ve inanılmaz derecede de cildinizi dinç ve dinamik yapar. Ne koyuyorsunuz şimdi? Badem, badem unu. Bir kaşık da badem unu. Evet. Badem hakikaten... unu, bademleri aldık, biz blenderdan geçirdik. Blenderdan geçirdik. Onların hepsi biraz böyle homojen hale geliyor. Hem sürmelik hem yemelik hakikaten. Evet. Mesela şimdi hanımefendinin cildi çok kuru. Yeşil çaydan yararlandığımız gibi biraz da zeytinyağından hafif yararlanacak. Böyle bir çorba kaşığı kadar bal kabağını haşladık, ezdik. İçerisine bir tatlı kaşığı pekmez koyduk, üzüm pekmezi. Bir tatlı kaşığı yoğurt koyduk. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı çünkü cilt kuru. Bir çorba kaşığı kadar da badem unu koyduk. Çünkü bademin bir özelliği var. Cilde çok çabuk emilimi sağlıyor, temiz bir ciltte. Ve cilde E vitamini veriyor. Geneli antioksidan, E vitamini, C vitamini karışımı. Şimdi böyle posa haline getirdiğimiz maskeyi yüzümüze bolca sürüyoruz. Şöyle bana siz doğru yaslanın. Ben tekrar okuyayım. Kuru ciltler için sarkma ve karışıklık maskesi uyguluyor Suna Hanım şu anda bir izleyicimize. Yarım dilim haşlanmış bal kabağı, bir çorba kaşığı yoğurt, bir çorba kaşığı badem, bir tatlı kaşığı pekmez, bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı kullandı bu maskede. Evet. Şimdi bunu evde olduğunuz zaman tabii ne yapacaksınız? Dekoltenize de. Bu doğal maskeleri kesinlikle göz altına da sürebilirsiniz. Çünkü göz altı doğal maskelerde herhangi bir zarar görmüyor. 10 dakika mı kalıyor bunlar ciltte? Vallahi evdeyseniz bir 30 dakika bekleyebilirsiniz. Evet. Peki. Ama evde değilseniz işte burada 10 dakika bekletip en azından cildin ne kadar yumuşadığını göreceksiniz. Hatta bazı maskeleri şu şekilde yedirebilirsiniz göz altına. Bu göz altındaki torbalanmalar ve çizgiler açılır. Hemen rahatlıyor değil mi cilt efendim? Evet. Cilt çok kurudu değil mi? Hemen zeytinyağı, birer çay kaşığı, bal, limon suyunu karıştırıp yüzümüze sürelim. Kahvaltı bitene kadar kalabilir. Çok mu kuru? Tuzsuz tereyağı, balı karıştırıp sürebiliriz. Ya da mesela evinizde hepinizde kahve vardır. Bir tatlı kaşığı kahve, bal eşit miktarda, süt kaymağı. Bunu bütün yüzünüze sürün. Dekoltenizi indirin. Sonra yüzünüzü yıkadığınızda böyle hafif ovun. Aynı zamanda peeling görevi yapar. Ve cildin hem vitamin alır, hem pürüzsüzleştirir, hem gençleştirir.